Bazı yeni ürünlerin keşke daha önce çıksaymış dedirttiği oluyor. Bugün sizlerle konuşacağımız üründe böyle bir ürün. Holyland'ın V-Core görüntü aktarma cihazı. Hollywood Viewcore sıradan bir görüntü aktarma cihazı değil, pek çok farklı işi aynı anda yapabiliyor. Bunlardan bir tanesini cep telefonu ve tabletinizi monitör gibi kullanabiliyorsunuz. Kablo yine bağlarsanız 4K 30p çözünürlükte bir monitör gibi kullanıyorsunuz telefonunuzu. Aynı zamanda da Apple ProRes dosya kaydedebiliyorsunuz, 422 2, 10 bit görüntü kaydedebiliyorsunuz cihazın içerisine. Onun haricinde kablosuz olarak 4 cihaza kadar Proxy kayıt yapabiliyor. 1080p çözünürlükte 60p'ye kadar görüntü aktarabiliyor ve siz yine cep telefonunuza ve mobil cihazlara bu proxy kayıtları ayrıca alabiliyorsunuz. Cihazın içerisinde bir SD kart var. Yedek bir kayıt olarak buraya hem Apple ProRes hem Proxy kayıtları alabiliyorsunuz. Onun haricinde yine bu cihazla canlı yayın yapabiliyorsunuz e, mobil cihazlarınız üzerinden. Bu sayede çekim esnasında doğrudan YouTube'da veya işte Twitch'te canlı yayın da yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Hollyland'ın zaten kendi kablosuz görüntü aktarma cihazları var. Kablosuz monitörleri var. Görüntü alan ve aktaran onlarla da eşleşebiliyor ve doğrudan görüntüleri onlara da aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil cihazlarınızı uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Bu cihazla uzaktan çekim de yapabiliyorsunuz. Kameranızı uzaktan yönetebiliyorsunuz. Bu da yetmezmiş gibi çekim esnasında JPEG ya da RAW hatta RAW artı JPEG fotoğrafları doğrudan akıllı cihazlarınıza ve hatta bilgisayarınıza kablosuz olarak aktarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani bu cihaz daha ne yapsın? Bir sürü özelliği Aynı anda kullanabiliyorsunuz. Öncelikle kutunun içerisinden ne geliyor ona bakalım. Kutunun içerisinde bu cihaz geliyor doğrudan böyle sevimli iki tane kulağı varmış gibi olan şu ürünü görüyoruz kutunun içerisinden. Aynı zamanda iki tane telefon bağlantı aparatı geliyor. Bunlardan bir tanesi şu klasik telefonları takabildiğimiz bir sistem. Buraya kızaklı bir şekilde oturtuyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir tane de MagSafe uyumlu bir aparat geliyor. Şu şekilde daire biçiminde. Bunu da yine aynı şekilde böyle kızaklı kullanıyorsunuz. Ve MagSafe uyumlu telefonlarınızı doğrudan buraya tutturuyorsunuz. Hiçbir bağlantıyla uğraşmadan hemen cihazınızı monitör olarak kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde bir tane kol şu geliyor direkt makinelerin üzerine takabilmek için. Bir tane de oldukça kısa boyutlarda ama kalın bir USB-C kablosu geliyor. Onun haricinde kutunun içerisinde bir şey gelmiyor. Kutusu da zaten burada yanımda duruyor. Şimdi gelelim özelliklerine. Holyland V-Core 220 gram ağırlığında oldukça hafif ve küçük bir cihaz cihazın buradan kablosuz görüntü aktarmak için iki tane anteni bulunuyor. 100 metre mesafeye kadar 1080p çözünürlükte görüntü ve ses aktarabiliyor. Cihazın altında 1/4 vida girişi var. Böylece işte bu kolçuğu adaptörleri bağlayabiliyorsunuz. Tripota montajını yapabiliyorsunuz. sol tarafında bir LCD ekran var. Buradan cihazın pozisyonunu, hangi kanalda olduğunu, açık kapalı durumunu görebiliyorsunuz. Onun altında bir hızlı fonksiyon düğmesi var. Burada menü ve özellikler arasında geçiş yapıyorsunuz. Onun altında açma kapama düğmesi var. Uzun süre bastığınız zaman Cihaz açılıyor. Onun altında bir tane USB C girişi var. Bu USB C girişi şarj için kullanılıyor. Cihazı kullanırken de şarj edebiliyorsunuz, ayrıca da şarj edebiliyorsunuz ve bu cihaz tam 6 saat boyunca pil ömrü var. 5150 miliamperlik içinde pil var. 6 saat kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafında ise SD kart girişi var. Bu Micro SD değil, SD kart. Bu hoşuma gitti. Böylece yüksek hızlarda veri yazabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi 4 2, 2 10 bit Apple ProRes dosya kaydedebildiğiniz için burada güzel bir SD kart olması lazım. Onun altında bir HDMI girişi var. Böylece işte zaten görüntüyü bu şekilde alıyorsunuz. Kameradan görüntü alıyorsunuz. Onun altında da USB-C var yine. Soldaki sadece şarj içindi. Burası 4K görüntü aktarımında kullanılıyor. Böylece telefonlarınızda 4K çözünürlükte monitör olarak kullanabiliyorsunuz ve kayıtları yönetebiliyorsunuz. Girişler, çıkışlar genel itibariyle böyle. Arkada bir tane e, hot shoe var. E, flash kızağı gibi bir bölüm var. Çünkü burayı kullanırsanız buraya farklı bir aksesuar bağlamanız için yapılmış. Eee Arka tarafında da bu telefon tutucularını bağlayacağınız koltuğu şu var. E, genel itibariyle özellikleri böyle. Şimdi akıllı telefonları ve cihazları nasıl bağladığımıza bakalım ve özelliklerini sizlere anlatayım. Burada iki tane telefon var yanımda. Bir tanesi Android, bir tanesi iPhone. E, normalde bu Apple ProRes kayıtları iPhone cihazlarla yapabiliyorsunuz. Yani tablet ya da e, telefonla iOS cihazlarda oluyor. Android cihazlarda Apple ProRes kayıt yapabiliyorsunuz. Şimdilik durum böyle ama hem Android de iPhone cihazlarında 4K video izlemesi yapabiliyorsunuz. Monitör olarak kullanabiliyorsunuz. E, kutu içerisinden ne yazık ki HDMI kablo gelmiyor. Bir eleştir olarak bu ürünle alakalı bunu söyleyebilirim. Yani şöyle kısa benim de her zaman kullandığım bir HDMI kablosu aslında konabilirmiş. E, bence güzel olurmuş. Bir de böyle bir kablo aramak zorunda kalmazdı. Akıllı cihazları bağlayıp yönetebilmek için, görüntüleri kullanabilmek için Holyland'ın HolyView uygulamasını indirmeniz gerekiyor. HolyView uygulamasını indirdiğinizde cihazın Wi-Fi ağına bağlanıyor. Böylece e, bunu yönetebiliyorsunuz. Şimdi ben e, iPhone cihazda kablosuz görüntüyü nasıl aktardığını göstereceğim. Android cihazda da 4K çözünürlükte e, nasıl görüntü aktarıyor ve telefonumuzu nasıl monitör olarak kullanıyoruz, onu göstereceğim. Şimdi bu USB-C kablosunun bir ucunu telefonunu diğerini V-Core cihaza bağlıyoruz. Kameraya bağlamıyoruz. Honeyweb uygulamasını açıyorsunuz. Honeyweb uygulaması açıldıktan sonra, zaten kablo takılı olduğu için e, bir güncelleme gelmiş, e, onu söylüyor. Hayır diyorum. Buradan cihazı tanıttığım için zaten açılıyor. Cihazı açıyorsunuz ve bakın şu an karşımdaki görüntüyü doğrudan burada gördük. Burada dikkat edin bakın şurada 4K 25P yazıyor. Ben videoları 25p çektiğim için öyle. Doğrudan 4k 25p olarak şu anda ben bunu bir monitör gibi görebiliyorum. Burada bir sürü tabii monitörün özellikleri var. Bir monitörde olması gereken pek çok ayar var. Şuradan bakıyorsunuz. Waveform histogram, vectorscope, focus, zebra, görüntü çevirme, çerçeve, frame. False Color, Zoom In, Zoom Out gibi işte anamorfik lenslerle çalışma, keskinlik, parlaklık vesaire vesaire. Yani bir sürü bir monitörde olması gereken özelliklerin hepsi burada var. Mesela buradan waveform'a basıyorum. Ee, Waveform'u bana gösteriyor ve çekimlerim ona göre yapıyorum. İşte histogram'ı gösteriyor vesaire. Yani tüm bunları aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Zebra'yı gösteriyor. Ee, bir monitör olarak 4K çözünürlükte bunu yapabiliyor. Burada bakın sağ tarafta kayıt düğmesi var. Buna bastığım zaman Buradan artık ben kayıt yapabiliyorum. Ee, bu da oldukça avantajlı bir özellik. Buradan canlı yayın bölümüne geçiyorum ve işte YouTube, Twitch gibi platformlarda canlı yayın yapabiliyorum. Ya da RTMP tarzı bir stream canlı yayın yapabilirim. Buraya da ona göre ilgili bilgileri girdikten sonra canlı yayınınızı yapıyorsunuz. Bu sağ taraftaki üç noktaya tıkladığım zaman burada e, Ayarları görüyoruz, menü ayarlarını görüyoruz. İşte SD kartın durumunu gösteriyor vesaire. Ee, buradan da mesela kayıt seçeneğine girdiğimiz zaman mobil kaydı gösteriyor. Buradan kamera modelini de seçebiliyorsunuz. Hangi kamera mesela Sony FX3 ile çalışıyorum ben. Bunu seçiyor ve ona göre artık işlemleri yapıyor. Genel itibariyle arayüz gayet basit ve sade. Mesela şu an kamera üzerinden kayda girdiğim anda... Burada da proxy kaydı başlatıyor. Yani bana bir yedek kayıt da sunmuş oluyor. Böylece yüksek çözünürlüklerle çalışırken biraz zayıf bir bilgisayarınız varsa proxy kayıtlarla kurgunuzu yapıp e, time code da aktarabiliyor çünkü. Time code'lar üzerinden doğrudan aynı dosya ismi, aynı time code eşleştiği için e, düşük çözünürlükle 1080p çözünürlükle kurgunuzu yaparsınız. Sonra asıl dosyaları çağırıp yüksek çözünürlükte çıktığınızı alabilirsiniz. Böyle güzel özellikleri var. Ee, buradan kaydı bitirdiğim zaman, burada da kayıt sonlanıyor ve bunu e, SD karta kayıt yapmış oluyor. Ee, bu şekilde aktif kullanabiliyorsunuz. Bu, kablolu kullanım özelliği. Şimdi gelelim kablosuz kullanıma. Bu defa da tabii ki ben kendi cihazımdan, şuradan ekran görüntüsü alayım, onu da sizlere göstereyim. Holyland'ın Holyweave uygulamasına giriyorum telefonumdan. Ee, üzerine basınca Direkt bunun Wi-Fi ağını söylüyor. Ben daha önceden ayarlarını yaptığım için katılıyorum. Ayarını yapmak da çok basit. Şurada bir kare kod var okutuyorsunuz doğrudan bağlanıyor zaten. Evet şu anda gördü ve kendisi bakın bağlanıyor. O bağlandı. Şimdi bu telefonu monitör olarak kullanıyorum. 4K çözünürlükte bağlı. Ee, bakın 4K 25. Bu da şu anda 1080p 25 olarak bağlanıyor. E, Bağlandı. Yani iki cihazla görüntüyü kullanabiliyorum. Buradan hareket ettirdikçe, görüntü hareket ediyor. Ee, buradan da mesela bakın şimdi, kayıt düğmesine basıyorum ve buradan direkt kameranın gördüğünü 1080p çözünürlükte proxy olarak kayıt yapıyorum ve buradan kaydı durduruyor. Yine bakın kablosuz olmasına rağmen tüm monitör özellikleri burada da aktif. Hepsini aynı şekilde kullanabiliyorum buradan da yönetebiliyorum. Yani bir görüntü yönetmenine, yönetmene bunları aktarabiliyorsunuz. Şimdi bu aktarma olayını da göstereceğim size. Bu RAW ve JPEG dosyaları cihaza aktarabilmesi için kameranın menüsünden ayar yapmanız gerekiyor. Bu arada bu V-Core cihaz sadece Sony makinelerle çalışmıyor. Nikon ve Canon'la da çalışıyor. web sitesinde hangi marka ve modellerle uyumlu olduğu yazıyor. Ve her geçen günde bu kapasite artıyor. Şimdi burada menüden menüye girip şu bilgi ekranını mesela ben açık hale getireyim. O zaman buraya menüde aktarılıyor. Yani ben zaten bu cihazları özellikle sizlere fotoğraf makinelerinin otofokus sistemlerini, nasıl fotoğraf çektiğini, kamera arkasını gösterirken kullanmayı tercih ediyordum. Bunun için işte canlı yayın cihazları ya da farklı monitörler kullanıyordum kablosuz görüntü aktaran. Onların maliyetleri çok daha yüksek. Sırf bu görüntüyü alabilmek için 50-60 bin liralık cihazlarla uğraşmak biraz zahmetli oluyordu. O yüzden şimdi çok daha kolay olacak. Çok daha ekonomik bir cihazla bunu yapabiliyorum ve onların yaptığının geri kalır bir tarafı da yok. Canlı yayında yapıyor. Proxy kayıt da yapıyor. Apple ProRes kayıt da yapıyor. E daha ne yapsın? Şimdi gelelim buradan bunu nasıl yaptığımıza. Şurada bu bağlantı kısmına geliyoruz ve buradan e, bakın bağlantı ve uzaktan çekim kısmında uzaktan çekimi açık hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bu cihazı aynı zamanda kumanda gibi de kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuzla kamerayı yönetebiliyorsunuz. Bunun için de uzaktan çekim ayarını açmanız gerekiyor. Fotoğraf. Bakın hem hedef hem kameraya gitsin şeklinde bir boyut var. Kayıt görüntüsü 2 megapiksel massın orijinal mi? Orijinal olsun. Bunu ayarlıyorsunuz. Buradan RAW artı şey kullanacağız ama ben şu an tabi mod olarak video modunda olduğum için yapmadım. Fotoğraf moduna geçtim. Menüye geldim. Uzaktan çekim ayarı. Evet. Burada bakın yalnızca JPEG, yalnızca RAW. RAW artı JPEG diyor. RAW artı JPEG diyelim ve iki dosyayı da nasıl aktardığını sizlere göstereyim. Şimdi burada hem uzaktan kontrolü göstereceğim size hem de çektiğim fotoğrafların doğrudan buraya gelmesini göstereceğim. Makineden ayarı yaptık ama makineden ayarı yaptıktan sonra da şunu yapmamız gerekiyor. Bu USB-C bağlantısını telefondan söküp e, bunu şurada Kameranın USB-C bağlantısına takmamız gerekiyor. Böylece bu dosya transferini cihaza yapıyoruz. Bakın, e, makinenin USB-C'sinden, V-Core'un USB-C'sine aktardık. Buradan görüntüyü kablosuz olarak şimdi seçeceğim. Evet. Şimdi buradan USB-C kabloyu çıkarttığım için bunu da kablosuz olarak aktardım. Bakın burada da aynı şekilde deklanşöre bastığımda iki cihazda da aynı görüntüyü alıyorum. Şimdi bakın, şu an hareket ettireyim. İkisinde de şu an ekranda görüyorsunuz, aynı görüntüyü alıyorum. USB-C kablosunu bu şekilde takınca, bakın şu sağ üst tarafta RATCH tuşu geldi. Artık burada doğrudan, e, uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorum. Bakın şu anda böyle elimde, buradaki görüntüyü de görüyorsunuz. RATCH tuşuna basıyorum ve bakın, kamera kayda girdi. Burada da kayıt başladı, bu cihazda da kayıt başladı. Şu anda iki cihaza aynı anda kayıt yapıyor ve kamera kendi içerisinde de kayıt yapıyor. Yani uzaktan bunu yönetebiliyorum. Tekrar buraya bastığım zaman o kaydı bitiriyor. Yani hiç kameranıza dokunmadan uzaktan yönetebiliyorsunuz. Bu özellikle makro çekimlerinde, yaban hayat çekimlerinde çok kullanılacak bir özellik. Titreme olmasın diye uzaktan makinenizi yönetebiliyorsunuz. Şimdi onun haricinde şurada dosya çekimini sizlere göstermiştim. Mesela RAW kısmına Geleyim. Bunu doğrudan şimdi mesela makineden fotoğraf çekeceğiz. Şu an fotoğraf modundayız. Bastım. Fotoğrafı çektik ve bakın dosya buraya şu anda geliyor. Hop geldi. Yeni bir dosya bu bugün tarihli bir dosya geldi. Bunu burada da göstereyim size. Yani şu ekranda da göstereyim. Şuraya giriyoruz. Bakın dosya geldi. Evet zoom yaptım. Şimdi tekrar fotoğraf çekiyorum. Çektim. Ve bakın buraya hem RAW hem JPEG dosyası. iki tane dosya geldi. Ve burada fotoğrafı doğrudan görüp buna göre e, işlemlerimi yapabiliyorum. Yani çekimlerinizi sahada bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bilgisayara da bu görüntüleri bu şekilde aktarabiliyor. Böylece e, doğrudan çekimi birilerine göstermeniz gerekiyorsa en iyi fotoğrafları hemen orada işaretliyorsunuz, seçiyorsunuz. Hatta biraz işiniz hızlıysa bir taraftan Photoshop'ta ve diğer uygulamalarda ekip arkadaşlarınız bunu düzenliyor siz çekimi yaparken iş biter bitmez neredeyse fotoğraflarda rötuşlenmiş oluyor, düzenlenmiş oluyor ve paylaşıma hazır hale gelebiliyor. Size hız kazandırıyor ve birer de yedeği olmuş oluyor. Bunlar çok önemli avantajlar, çok önemli artılar. Buradan menüye girip işte menü özelliklerini gösterebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Yani bir kameranın menüsünü anlatacaksanız kayda basıp şu an menüyü anlatırken bu şekilde menünün özelliklerini gösterebilirim. Yani telefondan ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Doğrudan kayıt da yapıyor. E, bu şekilde kullanabilirsiniz ve hangi ayarlarla çektiğimizi e, buradan görme şansımız oluyor vesaire. Açıkçası bir tane cihaz alıyorsunuz, bir sürü cihazın işini yapıyor. Ee, bu bence çok değerli bir ürün olmuş. Çok güzel bir ürün olmuş. Böyle bir ürüne benim açıkçası ihtiyacım vardı. Menü anlatırken işte fotoğraf makinelerinin özelliklerini, otofokus sistemlerini size gösterirken ya da sahada yaptığım çekimlerin kamera arkalarını sizlere izletmek istediğim zaman işte farklı cihazlar kullanmam gerekiyordu. Onlar da işte monitör boyutlarında olduğundan biraz zahmetli oluyordu ya da işte çok maliyetli oluyordu. Burada telefonu bağlayıp, hatta telefon masanın üzerine bırakın ya da dışarıda bırakın, e çekiminizi yapın. Buna bu şekilde takılı olmak zorunda değil. Şu an buna hiçbir kablo bağlı değil. Bakın bu da e, burada aynı görüntüyü, ikisi de şu anda görüyor. Şöyle ben kamerayı hareket ettireyim. İçerideki görüntü ikisinde de aynı şekilde hareket ediyor. Eş zamanlı 4 cihaza kadar görüntü aktarabiliyor. Bu sayede işte dediğim tüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Bütün bunları düşündüğümüz zaman çok güzel bir ürün olmuş. Bu tarz şeylere ihtiyaç duyuyorsanız harici görüntü alma, ProRes kayıt, ne bileyim uzaktan kontrol, e, dosyalarımı hem bilgisayarıma hem mobil cihazlarıma aynı anda RAW JPEG dosyaları aktarsın istiyorsanız Bence bu cihaza bakın. Yani parasının hakkını sonuna kadar verecek bir cihaz olmuş. Kullanması da basit. Yani uygulamada oldukça stabil çalışıyor. Gayet başarılı. Açıkçası tavsiye edeceğim ürünlerden bir tanesi olmuş. Kendim de keyifle kullanacağım. Aradığım, ihtiyacım olan bir üründü. Evet bir incelemenin daha sonuna geldik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım yine sizlere güzel, ufuk açıcı, işinize yarayacak bir ürün anlatabilmişimdir, tanıtabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanal abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.